Arkadaşlar günaydın. Bunu size nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama bugün parti günü. 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 Aslında ajansın yani ofisin partisi biraz daha kurumsal olabilir, o yüzden onu bilemiyoruz. En azından hazırlık aşamalarında düzenleme, organizasyon, masa kurulumu, bardaklar, içecek, tatlı falan derken büyük çoğunluğunda benim de şeyim olacak. Neyim? Rolüm. O zaman ne diyoruz? Hazırsanız parti başlasın. Arkadaşlar sizi Barış'la tanıştırayım. Bugün bugün Barış'la beraber market alışverişini yapmaya biz gidiyoruz. Aslında planlar şöyle. Alışverişi yapıyoruz, sonra geliyoruz, hazırlığını yapıyoruz. Ondan sonra hepsini işte ofise çıkartıyoruz. Böyle hazır bir şekilde. Şimdilik ben bu kadarını biliyorum. Sen neyi biliyorsan söyle. Ben sen de sadece gidip al dediler. O kadar. Benim bilgim bu kadar yani. Bu konuyla ilgili. Markete her zaman terlikle gelir, bunu unutmayın da. Alışveriş arabası alındı. Barış, ilk önce bir kavun al. Bugün yapacağımız alışveriş biraz daha böyle mezelik olacak. Çok fazla böyle yemeğe falan girmeyeceğiz ama en azından böyle tatlı şey meyvelerden alalım istiyoruz. Bunu alalım. İki tane bunu, bir tane alayım. Mesela bir tane şeker domates alıp içine atalım. Nasıl fikir? Mutlaka bir peynir tabağı hazırlamamız gerekiyor. Şu an direkt buradan kestirmek daha mantıklı olur. Aslında bütün peynirler var da bizim böyle bir ezine almamız lazım öncelikle. O zaman onun yarısını bize verin. En sevdiğimiz bölümdeyiz. Buradan da meze, hazır meze alacağız. Bir yoğurtlu patlıcan, iki ezine peynirli haydari, üç körili havuç salata. 4 ki benim en sevdiklerimden şakşuka. Dümdüz bir yaprak sarma, içinde kuş üzümü olmayan vişneli yaprak sarma. Gördünüz mü? Nar ekşili bulgurlu. Gerçi belki de güzeldir bilmiyorum ama ya dümdüz yaprak sarmasından ekşi şaşmamak lazım. Yani. Değil mi? Bende. Bu neydi? Buğday salatası. Buğday salatası ve son ürünümüz de arabaya gidiyor. Patates salatası. Otlu. Evet. Tamam, çok teşekkür ederiz. Şimdi geldik. Ne bölmesi burası? Şarküteri. Biz Barış'la bayağı şey gibi değil miyiz? Böyle kanallar olur ya, yemek kanalı. Şimdi şarküteri reyonundayız. Arkadaşlar bu kısım ben çok üzülüyorum. O yüzden ben buraya bakmayacağım. Ben gidiyorum. Hakikaten. Ben zaten antrikot falan yemem ki. Ben ete benzeyen şeyleri yiyemiyorum. Ben kesin seninkini yerim. Ye. Dert etme. Ye. Hiç sıkıntı yok. Abi. Abi diye seslenmemi diyorsun. Abim. İçecek alkol reyonu şurası. Oraya bir gidelim. Yani işte o konuda yorum yapamam. Çünkü ne bileyim, bazıları Tekirdağ seviyor, bazıları... Ama onu tek tek sormamız lazım. O yüzden hiç sormayalım, dümdüz alalım değil mi? Bence de. Sen Mendes mi alsam, onu mu alsam? Şu an bir düşünme aşamasındayım. İç sesimi mi dinlesem yoksa... İki şişe rose alıyoruz. Tam şey, ben bu paketlemeyi hep şeye benzetirim. Amerikan dizilerinde olur ya, benim böyle alıp eve giderler. Değil mi? Bence de çok güzel duruyor. Alışveriş tamam. Kaç dakikada yaptık biliyor musun? 15, 20. Şu en son buzları da attık üstlerine. İçecekler tamam, içkiler tamam, işte köfteler. Aa, kanat almadık. Gidiyor. Arkadaşlar, çok hızlı bir alışverişti fakat bir tık yorucu bir alışverişti. Bütün hepsini gördüğünüz gibi arka koltuğa yığdık. Şimdi ofise geri dönüyoruz. Zaten çoğu ürünü direkt paketli aldığımız için ya da zaten yapılmış ürünler olduğu için mutfakta hazırlık aşamasında çok yorulmayacağız. O iyi oldu. Saatim yok ama tahmin edeyim 6 civar bir şey. Değil mi? Okay. Kızlar yardıma geldi poşetleri taşımaya. Ben de şuradan bir tane alayım. Helal olsun. 3 poşetle uğurluyoruz. Melis'i 2 poşet. Melis hile yapıyor. Arkadaşlar terasa şu anda masalar çıkmış. Şimdi komple bence poşetleri boşaltalım. Tamam, ondan sonra hazırlığa geçeriz. Evet. Ali'yle tanıştırayım size. Melis tanıyorsunuz. Barkın orada. Şurada gördüğünüz kişi Öykü ve Ezgi. 3 poşet taşıyan. Damlatun'da peynirler asla değişmiyor. Ama bu sefer herkese uyacağını düşündüğümüz şeyler de aldık. Sadece servis tabakları falan yok. Onlar yok. O yüzden birazcık böyle şey gözükebilir. Ben söyleyeyim, sen söyle. Amatör. Biz hazırlık yapmıyoruz galiba. Hazır mı her şey? Her şey hazır. Tatlılar olur. Benim peynirim. Ne olur. Lezzetle yerim. Burada kesme tatlısı var mı peki? Bilen var mı? Bak şunu da birkaç tane yapalım. Hobileriniz. Peynir kesmek. Kesememek. Kimden tatlamak. Aa var. Çok güzel. Meze tabaklarından mı var? Aa çok güzel gözükebilir onda. Baksana. Evet, çok güzel görünüyor. Salata için balık fanusu kullanıyoruz. Ve bence bir yeniliktir bu. Uğur diyor ki
Benim geleceğim zaman beni çağırın. Öyle mi diyor? Dedim ki gel. Aral yandan kolum çok kalın çıkıyor. Nereye geçeyim? Ne bileyim şöyle dur döndür beni en azından. Şöyle yapalım ben şimdi böreyim. Çıkacağım buradan. Hayır hayır. Çarpak... Abartmayalım. Bu döner mi sence? Bence döner. Damla sarmaları unutmuşsun orada. Bunu ben seçtim. 8 tane seçeneğimiz vardı ve ben bunu seçtim. Umarım beğenirsiniz. Tadım yapabiliyor muyuz şu an? Evet al. Makinesi var ya şak şak böyle. Doğru. Fena değil ya. Bence de güzel. Onun üzerinden seçtim. Ben limonu seviyorum. Ay, ve evet yoktu. Daha böyle ekşi. 8 indirim 6 falan yani 7 falan. Hemen size bu masayı gösteriyorum. Şu anda bütün mezeler. Şakşukalı peynir, sarma, havuç tarator, haydari, yine peynir çeşitleri. Şu çok hoşuma gitti ya. Ben bu olayı gerçekten sevdim. Buna daha sos eklenecek. Burada bu gördüğünüz kağıt tabaklar buraya serilecek muhtemelen her yere. Burada kocaman bir barbekü makinesi var. Onu açarız birazdan. Kızlar içeride çalışmaya devam ediyor. Oha! Melis de çizgili, Alena da çizgili ya. Az önce böyle bir araya gelince bir illüzyon oluştu ortada şurada bir yerde. Bu nedir? Nektari mi bu? Nektari. Partinin altını delirmek istiyorum. Yanlış mı yani? Arkadaşlar biri geldi ama bu parti için mi geldi biri? Fotoğraf çekinmeyelim o zaman şu tabelanın önünde. Ha. Şu tabelanın önünde fotoğraf. Tabelanın hikayesini daha anlatmadım. Senin haberin var ama sen de story'den gördün. Evet. Bunu Burak'a sürpriz yaptım arkadaşlar. Benim evdeki neon tablolarımı çok beğenmişti. Dedim ki bunu, burada kafama yazdım ben orada, anladım. Mesajı aldım orada. Şimdi onun yeni ofisi için de böyle bir şey yaptırdım. Onun zaten kendi logosu. O zaman çok güzel oldu, o da çok beğendi. Keşke tekrar şu an bu videoda sürpriz yapabilsem ama yapamıyorum. Sabahki görüntüsünü buraya koyuyorum şimdi. Şuraya. Aaa! Oha! Çok iyi olmuş! Oğlum çok iyi olmuş! Beğendin mi? Çok teşekkür ederim Damla. Şey gibi Remax. Remax. Bu hazırlıkların bir amacı var, bir sebebi var. 51 işlerin %51 hissesine ortak oldum. O yüzden de böyle resmi geldi. 49! 49! Hemen. %2'ye de okuyayım ben bu arada. %2'ye de okuyayım. Evet. Yavaş lütfen usulüne uygun kaldır onu. Geliyor. Olsun bir daha. Evet. Alkışlıyoruz. Evet bravo. Bravo. Evet bir de çalışmazmış. Rezalet değil mi çalışması? Çalışmazsa nasıl yani bunu bunun için mi aldın? Dur. Evet. Bilmiyorum. Ateşe dayanıklı. Sonuçta yakacağız bir şeyleri. Arkadaşlar mangala. Fuat Sarıgül geçmiş. Hiç tecrübeniz var mıydı öncelikle bunu sormak isterim size. Ya mangal yapmayan adam. Oo çok büyük konuştu. Biraz ağır konuştun yani. Çok büyük konuştu. Oğlum ben Fuat Sarıgül linç. Ya bu nasıl bir spotula abi? Ne alıyoruz buradan ya? Senin müzikler mi? Evet. Damla altındaydı bu. Bilmem ne çok salatası. Abla abi etler var mı? Tamam sen oradan gönderiyorsun böylece gidiyor bu masanın burasına. Kapağını kaldırın. Garson bey. Zekimiren açmış. Güzel güzel. Bileğin üstünde Zekimiren var helal olsun lan. Arkadaşlar masaya bakın. Şöyle boydan boya. Bir el sallama alayım teşekkürler. Mangal ekibi. Nasıl? Memnun muyum? Var mısın? Sıkıntı var mı? Hayır. İyiyiz abi. O numara. Abi değil mi? Tamam. Oğlum ilgilen buraya. Şampiyonlar mı diyorsunuz? Senkronize yapıyorlar. Beni çok mutlu ettiniz. Hepinize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bravo! 51! Bu böyle geziyor mu gerçekten? Size zoomluyorum. Kanka soğuk mu lan? Üç, iki, bir. Tarkan, kellik sprey'in nerede? Hoş geldin. Hoş geldin Öykü. Hoş geldin Öykü. Öykü hoş geldin. Sen de böyle.
Sen bizim Tarkan dansımızı gördün mü? Yok. Göremezsin zaten. O sadece kutsalda olur. Ya al şunu, beceremiyorsun bir dans etmeni. Yazıklar olsun. Ama Uğur bana bu hareketleri yapmadı. Fuat isteyeli baksana. Fuat'cığım, ben bunları bu vloğa koyarım ama. Koy. Kardeşim. Bir şey, hep zaten böyle yakalamışlar bizi. Ha, biz hep böyleyiz zaten. Bu tarafa şey ben abi, ışık burada. Kapılı bulmuşsun. Hayaller, gönüller, uzaklarda. Fırat'a uğra bana. Fuat! Alnıma yazık anne. Bana gelme sen de. Hoşçakalın. Hoşçakalın be. Ben niye hoşçakalın diyorum? Eve gidiyoruz. Olsun. Ha, buraya mı hoşçakalın? Evet. Hoşçakalın deyin. Görüşürüz. Bye. Fuat sen gelmiyor musun? Yok ben buradayım. Ben yeni gidiyorum. Ben yeni ekibimi buldum. Bir daha yap. O geliyor belli. Bana hiçbir şey olmaz. Parti günü diyeceksin 3-2-1 dediğimde. 3 ama sesli enerjik. 3-2-1. 20 adet antrikot, 40 adet köfte, 50 parça da kanat. Evet, sendeyim. Tüpün başında çeksen beni. Ben hallettim çünkü. Nasıl ama her yere koyuyorum şey kamerayı. Aa, teşekkür ederim. Aynen aşağıdan. Takip et sen. Adamı takip et. Adamı takip ediyorum. Küçük bir peynir tabağı hazırlanıyor burada. Piyano müziği eşliğinde. Ne olur lezzetle yerim. Çeşit çeşit. Bak gözle görünce şok oldum. Bakın bir yakından göstermek istiyorum. Ya hiç yakıştırmadım sana, neyse. Çok haklısın. Ama ben Ezine de iyi değilim zaten. Tam olarak hangi peynir değilsin? Diğer hepsinde iyiyim. Ya şunların zaten kesilmediğini biliyoruz. Çalışmadığım bir yerden geldi. Böyle kesildi. Mundar oldu. Soğan mı? Ben de soğan. Bak şimdi bak. 2, 1. Parti günü. Biraz daha sesli. Ne diyeceksin benim için? Merhabalar. Ne diyorum, ne diyeceğim anlamadım. Arkadaşlar, burada çok üzücü bir haberim var size. Bakın. Bakın şu an herkes yiyor. Tamam, bura sende. Ama ben bir şey yapamam. Aptal aptal iş yapma oğlum. Tata. Herkes yer, biz çalışırız. Emekçi kardeşim, işçi kardeşim. Bize en son herkes yedi yedi. Bize... Ya ne yapıyorsun? Bana hiçbir şey olmaz. Başlar. Şimdi değil. Ofisin 200 katlı olmasının böyle avantajları da var işte. Şarap alıp çıkabiliyorum hemen. Ben bu arada benim oyun bu. Benim de böyle aslında.
Ateşini yolla bana, koral evler içindeyim. Büyüme sen de, daha daha sarıl bana. Benim sana gel.